Değerli arkadaşlar, yolsuzlukların en çok yığıldığı alan kamu ihaleleridir. Kamu ihale mevzuatına baktığınızda artık sayıları yüzlerle ölçülen değişikliklerle ne yazık ki kamu ihaleleri mevzuatımız artık yolsuzluklara yol veren, yolsuzluklara zemin hazırlayan ve kamu kaynaklarını yolsuzluklara karşı korumasız hale getiren bir hale dönüşmüştür. Yolsuzlukların bir diğer kaynağı özelleştirmelerdir değerli arkadaşlar. Hani bir dönem bize anlattılar, özelleştirilince her şey cennet olacaktı. Kamu hizmetlerinde kalite artacaktı, fiyatlar düşecekti, rekabet olacaktı diye. Sizden rica ediyorum dönüp şöyle temel özelleştirmelere bakınız. Mesela bir telekom özelleştirildikten sonra rekabet oldu mu? Telekom özelleştirildikten sonra fiyatlar düştü mü? Ve bugün telekomun getirildiği hale bir bakınız. Bizim en stratejik sektörlerimizden biri olan, millet ekonomisinin temel direği olan telekomunun içinin boşaltılarak bırakılmış halini elektrik şirketi özelleştirmelerinde, doğalgaz özelleştirmelerinde ve tarım özelleştirmelerinde çok rahat görebilirsiniz. Tekel özelleştirmesi sonucunda %90 itibarıyla en stratejik sektörlerimizden biri yabancıların eline geçmişken tütün üreticilerin beli kırıldı. Değerli arkadaşlar, yolsuzlukların yoğunlaştığı bir diğer alan inşaat ve imar yolsuzluklarıdır. Kentlerimize yapılan tecavüzlerin bedelini trafikte canımız çıkarak, güvenliği olmayan kentlerde, altyapısı bozulan kentlerde yaşayarak ödüyoruz. Şimdi altyapısı bozulan kentler derken çok şey ifade etmiyor. Ama selde can verince, depremde can verince bu imar değişikliklerinin altyapısının ne demek olduğunu görüyorsunuz. Değerli arkadaşlar, TOKİ diye bir kurum ihdas edildi. TOKİ'nin yasal yapısı tam da bu konut sektörü üzerinden belirli iş adamlarına kaynak aktarmak üzerine kuruldu. Ve TOKİ'nin getirdiği kentler yaşanmaz hale geldi. Şimdi bir tarafta bu yolsuzluk rantlarıyla beslenen bir yandaş sınıf, diğer tarafta da bu yolsuzlukları finanse etmek zorunda kalan emekçi halklar oluştu değerli arkadaşlar. Millet diyoruz, milletimizi çok seviyoruz. Kim peki bu milletimiz? Emekliler, çalışanlar maaş zammalamıyorlar. Niye? Bütçe disiplini var diye. Peki milletimiz kim? Taşeron işçiler. Kadro alamıyorlar. Niye? Mali kaynaklarımız sınırlı. Şimdi yapısal reformlar diye sihirli cümleler kuruyoruz. Yapısal reformdan benim anladığım torba yasa, yapısal reformdan benim anladığım bu halkların cebinden alıp zengin sınıfların cebine koymak olarak geçiyor. Bakın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun verilerine. Milyonerler, hatta milyonerleri de geçin, milyarderlerin sayısı azalırken servetleri artıyor, yoksulların da yoksulluğu artıyor. İşte bu tam bir çürümüş düzendir.